Merhabalar, YouTube Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bu zor günlerde, karantina günlerinde günlük alışkanlıklarımıza mümkün olduğu kadar devam etmek gerekiyor. Gerçi gripti, nezleydi, ses kısıklığıydı derken videolarıma bayağı bir ara vermek zorunda kaldım. Ki zaten sesim de çok daha düzelmiş değil. Birkaç çalışma gene yaptım. Çünkü ne kadar moraller bozuk olsa da günlük yaptığımız şeyleri sürdürmek zorundayız. Moralimizin sağlam olması açısından. İnşallah bu günler de geçecek. Biz gene malzemelerimizi alacağız, ördüklerimizi takacağız. Yazın bir yerlere gideceğiz inşallah. Öyle umuyorum. Bu sisli, bilinmez günlerin bir gün sonu gelecek diye düşünüyorum. Şimdi waffle örneği. Ben ilk videomu, yani bu günlerdeki İlk videomu bir waffle örneğiyle başlamak istedim. Şöyle bir çalışma yaptım. Ahşap boncukla polyester makrame ipi bir araya getirdim ki ben çok severim örgü çantada bu ahşap boncuğu. Bayağı hacimli, sık iğne, tamamen sık iğne ve waffle örgüsü. Şu da waffle örgüsü. Yalnız ben ahşap boncuğun ebadına göre sayılarını değiştirdim. Bu çok kolay. Zaten bunu öğrendikten sonra eğer boncuk kullanacaksanız, bunun gibi bir şey yapmak istiyorsanız boncuğa göre yuvalar oluşturmak çok basit. Bu benim bu yaz inşallah sokağa çıkarsak en çok kullanacağım çantalardan biri. Bir de kendi ağırlığı olduğu için bir şey takmadım ama takılabilirdi çıt çıt. Gene sık iğne de sapını yaptım. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Şöyle kenara alayım. Evet, waffle örneğimiz bu. Alt kısmı, yani çantanın şu kese kısmında çakma trabzan kullandım. İsmini bilmiyorum. Belki bir ismi vardır ama ben bilmiyorum. Hani çakma sık iğne diyorlar ya. Bu da olsa olsa çakma trabzan olur diye düşündüm. 20 zincirli. 20-20-40. Tamamı 40 ilmek. 18 zincir çekiyoruz. Yanlardan ikişer tane batıyoruz. Ve 20'ye tamamlayıp tamamı 40 tane oluyor. Şu çevresi 40 ilmek. Bu da 20 ilmek. Yani yarısı. Çantanın yarısı kadar da 20 ilmek üzerinde de waffle çalıştım. Bunu da göstereceğim. Bu da basit bir sık iğne sap. Ben 18 tane zincirimi çektim. Bir tane fazlayı çekiyorum. Dönüyorum. Bir, iki tane batıyorum ve sıra sonuna kadar sık iğne olarak devam ediyorum. Sonuna kadar geldim. Bir kere daha batıyorum aynı yere. Sonra hemen ipi de içinde tutarak sırayı devam ediyorum. Diğer uçta da iki tane batmıştık. İpi de temizleyerek arkasından gene sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Son sık iğnemi yaptım. İlk başta yaptığım sık iğneye kilitledim. Tamam, bitti. Şimdi çakma trabzan. Evet, bir tane
zincir çekiyoruz. Hiç üzerine atmadan yanındaki ilmeğe batıp, sık iğne yapar gibi batıp, 1, 2, ikili double trabzan yapıyoruz. Hiç üzerine atmadan sık iğne yapar gibi batıp, 1, 2, batıyoruz, 1, 2, ikili trabzan yapıyoruz, sık iğne gibi batıyoruz, hiç üzerine atmadan ve ikili trabzan yapıyoruz. O yüzden yani bir modeli de anlatmak için onun bir ismi olması gerekiyor. Her seferinde tarif etmek sıkıcı olacak çünkü. Yani çakma trabzan dedim, daha yakıştırdım. O yüzden bu modele bundan sonra ismiyle söyleyeceğim ki sıkıcı olmasın video. Pardon, atmıyoruz. Batıyoruz. 1, 2. 1, 2. Böyle devam ediyoruz. Son çakma trabzanı yaptım. Hemen yanında ilk yaptığım trabzana bağladım. Kaydırma yöntemiyle. Evet. Gene bir zincir yukarı çıkıyoruz. Hemen dibine bir, iki kere de çıkıyoruz. Hemen dibine, yanına yani. Bütün ilmeklerin içerisine batarak iki kere de çıkıyoruz. Bu çakma trabzanı aynı bu şekilde örüyoruz. Şimdi waffle örneğine geçelim. Evet, şimdi kapak olarak kullandığım waffle modelini, ki siz bunu zaten sadece bununla da yapabilirsiniz tamamını, waffle modeliyle büyük klaçlar, çapraz çantalar, yani çantanın her modelinde, kırlentlerde, her şeyde kullanabilirsiniz. Bir de süslemeye çok elverişli. Şöyle ufak tefek şimdiki elde olan artık ne varsa şöyle rengine uygun küçük küçük süslemelerle de, hani sevenler, böyle şıkır şıkır sevenler, minik minik taşlarla süsleyebilirler. Dediğim gibi süslemeye çok elverişli ama bu şekilde de kullanabilirsiniz tabii ki. Kapak, yani şu model 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane waffle yuvası var. 21 ilmek üzerinden tamamlanıyor. 21 tane zincirimi çektim. Bir tane çekip üzerine atıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Bir zincirle yukarı çıktım. İkili trabzan yaptım. Ve sıranın sonuna kadar ikili trabzanla devam ediyorum. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gidiyorum. 21 adet ikili trabzan yaptım. Bir tane zincir çekip çeviriyorum. Üzerine alıp hemen dibine, ilk yuvaya ikili trabzan yapıyorum. Tekrar alıyorum. Şunun üzerine yapmıştık. Hemen yanındakine arkadan geçirerek tığımızı, bir ikili trabzan yapıyoruz.
Sonra tekrar normal ikili trabzan yapıyoruz. 2 tane. Tekrar tığımızı alıyoruz. Arkada tığımızı geçirerek ikili trabzanımızı örüyoruz. Bu boyutlu trabzanları. Sonra tekrardan 2 normal ikili trabzan yapıyoruz. Hemen yanındakinin altının arkasından tığımızı geçirip bu şekilde sıranın sonuna kadar devam ediyoruz. 1 2 tane ikili trabzan. Bir tane arkadan tığımızı geçirerek batırıyoruz. Şu trabzan waffle'ın kurulma boyutlu sık iğnelerini yapıyoruz. Şimdi de waffle'ı tamamlayan şu çıkıntıyı yapacağız diğer sırada. Ben bu sıranın sonuna kadar gidiyorum. Sıranın sonuna geldim. Bir tane zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum tığım ve aynı yere bunlar kenar ilmeği. Bir zincirle çıkıyoruz. Üzerine alıp aynı yere ikili trabzan yapıyoruz. Bu kenar ilmekleri hiç değişmiyor. Hep aynı. Şimdi şu arkadan dolanıp battığımız ilmek şurası. Bunu düz örüyoruz. Normal ikili trabzan ördük. Şunlar da şu ikili trabzanlar, şu arada kalanlar da arkadan battıklarımız. Doluyoruz. Gene arkadan dolanıyor, doluyoruz tığımızı. İki kere de çıkıyoruz. Doluyoruz. Bu iki normal battığımız arkada normal battığımız trabzanları bu sefer arkadan dolanıp batıyoruz. Şuradaki boyutlu olan trabzanın da üzerine normal batıyoruz. İkili trabzan. Waffle oluşmaya başladı. Tekrar üzerine atıyoruz. Şöyle göstereyim. Bakın şu ilk sırada ördüğümüz normal ikili trabzanlar. Diğerleri de arkadan dolanıp battıklarımız. Bunlara normal batıyoruz. Bunları gene arkadan dolanarak batıyoruz. Şöyle arkadan dolanıyoruz. İkili trabzan. Bir tane daha. Sonra normal atıyoruz. Gene bir tane daha. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gidiyoruz ve waffle ortaya çıkmaya başladı. Sıranın sonuna kadar geldim. Bir zincir çekiyorum, döndürüyorum. Hemen dibine ilk kenar trabzanın
Her zaman yaptığımız gibi yapıyoruz. Bu hiç değişmiyor zaten. Şuraya boyutlu batmıştık. Demek ki sırada bu boyutları düz örmüştük. Gene aynı şeyi tekrarlıyoruz. Gene arkadan dolanıyoruz tığımızla. Gene boyutlu trabzanımızı yapıyoruz. Aynı şekilde iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Gene bu şekilde devam ediyoruz. Bundan sonraki sırada yine yaptığımız şu sırayı yaparak sıra sonuna kadar 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane yuva yapıyoruz. Sonradan şuraya dikmek için bir sırada trabzan geçiyorum. O kadar. İpimizi gizleyerek temiz iş yapmak da önemli. Şimdilik şurada ilk ilmeği bir sıkılaştıralım. Gene ben her zaman diktiğim gibi, her zaman yaptığım gibi şu ilk en kenarda olan, birbirine en yakın olan kenarlardan şöyle böyle üzerine çırparak değil de kenarlardan en yakın kanatları birbirine birleştiriyorum. Tekrar yan tarafa geçiyorum. Çok güzel bir doku oluşuyor. Hiç rahatsız etmeyen, çok doğal. Yan tarafa geçiyorum. Ben senelerdir bütün çanta dikişlerimi bu şekilde yapıyorum. Evet, ben bunu bitireyim. Şimdi ben çantayı bitirdim. Şöyle dikmeli. Çok güzel son zamanlarda çıkan çıt çıtlar var. Şöyle karşılıklı dikebilirim. Ya da şurada eğer elinizde öyle bir şey yoksa şu son sık iğneye geçerken şuraya küçük bir birit yapıp şöyle bir ahşap düğmeden de faydalanabilirsiniz. Ben çıt çıtı dikeceğim. Çünkü ilik yapmadım burada. Şu askıyı da size göstereyim. Çok basit. Filan 1,25 kadar, 1 metre 25 santim kadar da çanta sapını tutmuşum. Şimdi 1,25 kadar, yani ya da siz ne kadar istiyorsanız o kadar zincir çekin. Biraz gevşek çekin zincirinizi. Tekrar üzerine geri dönün. Sık iğne yaparak bütün çektiğiniz zincirin üzerine sık iğne yapıyoruz. Tabii bu sizin küçük çantalarda daha ince
sap istiyor. Büyük çantalarda daha kalın istiyor. Tamamen ne kadar uyar ya da ne kadar yakışır, siz ne kadar istiyorsanız ona bağlı. Şimdi tamamını bu şekilde sık iğne geçiyoruz. Gene hiç aynı yüzeye, gene aynı yüzeye en son ilmekten dönüp bu sefer de, çünkü şurada bir başak görüntüsü oluşuyor. Aynı görüntüyü diğer tarafa da yapıp bir örgüyü modeli tamamlamak açısından bu sefer de kaydırma yapıyoruz. Diğer tarafa kaydırma. Hem çanta sapımızı kalınlaştırıyor, daha tok duruyor. Hem de her iki tarafta da başak görüntüsü oluşuyor. Şöyle. Hani ben daha ince istiyorum derseniz şu sık iğneyi de kaydırma gibi yapabilirsiniz, diğeri gibi. Ama bu buna çok yakıştı. Sık iğne üzerine gene aynı yüzeye hiç çevirmeden örneği kaydırma sistemiyle böyle bir çanta sapı yapıyorum. Yani bu ne kadar kalın ya da ne kadar ince istediğinize bağlı. Çanta bitti. Çok güzel oldu. Çok şık bir çanta oldu. Çok sade kıyafetleri bile tek başına süsleyecek bir model. Waffle modeli. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Boncuklarla, taşlarla ya da sade, ya da sadece waffle kullanarak bütün çantalarınızı yapabilirsiniz. Evet, videolarımı beğendiyseniz beğen butonuna, bundan sonrakileri de görmek istiyorsanız abone ziline basmayı unutmayın lütfen. Yardımcı olabildiysem sevinirim. Görüşmek üzere.